değerli müminler, muhterem Müslümanlar. İman eden bir kimse, iman eden kimseleri korumak mecburiyetindedir. İman eden bir insan, Allah'ı ve Peygamber'i seven kimselerle beraber olmalıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İnsanoğlu diyor, kıyamet günü sevdikleriyle beraber haşredilecektir. Bu dünyada insanoğlu kimi seviyorsa, kıyamet günü onlarla beraber olacağını haber veriyor. Yine aleyhissalatu vesselam Efendimiz bildiriyor ki, bir kimse iman eden kimseleri sevmedikçe iman eden kimselerden olamayacağını haber veriyor. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. İman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi de sevmedikçe iman eden kimselerden olamazsınız buyuruyor. Demek ki iman eden kimsenin özel bir hayatı vardır, özel bir şahsiyete sahiptir. Kendi kafasına, kendi düşüncesine göre onu bunu dost edinemez, onu bunu sevemez. Allah'ın dinini seven kimseleri sevmelidir, Allah'ın dinine karşı gelen kimselere de karşı gelmelidir. لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَدُونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler, Allah'ın dinine karşı gelen kimseleri sevemezler, onları tasvip edemezler, onları dost edinemezler. Bu Allah-u Teala'nın bir emridir, bu Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözüdür. Demek ki insan dostunu ve düşmanını iyi bilmelidir veya kimi seveceğini, kimi buğz edineceğini de iyi öğrenmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ve diyorlar ki مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْا۪يمَانِ. Bir kimse bir kimseyi Allah için severse veya Allah için buğz ederse, bir kimse bir kimseye Allah için yardım ederse veya Allah için yardımını durdurursa, bu özelliklere sahip olan kimseler, kamil bir imana, tam bir imana, gerçek ve doğru bir imana sahip olan kimselerdirler. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ve diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru olan kimselerle beraber olun buyurmaktadır. İnancı doğru olan, ibadeti doğru olan, sözü doğru olan, işi doğru olan kimselerle beraber olmamızı Allah-u Teala emretmektedir. اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِقِ وَالْجَلِيسِ السُّوْكَ حَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً. İyi olan dostu ve kötü olan dostu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu sözleriyle açıklamaya çalışıyor. Güzel koku satan, misk ticareti yapan bir insan, böyle bir kimseyi dost edindiğimiz zaman, bu kimsenin yanına vardığımızda şüphesiz ki güzel kokularla karşılaşacağız. Veya bakarsınız ki bize hediyede bulunabilir, yani hediye edebilir. Veya bakarsınız ki biz kendi paramızda o güzel kokulardan bir şeyler alabiliriz. İyi olan kimseleri dost edinen kimseler karlıdırlar. O güzel fikirleriyle, güzel görüşleriyle, güzel huylarıyla, güzel olan her şeyleriyle insan istifade edebilir. O güzel sözlerinden dolayı, güzel inancından dolayı, güzel davranışından ve hareketinden dolayı bakarsınız ki biz de onu örnek almak suretiyle Allah'ın rızasını kazanan kimselerden olabiliriz.
kötü olan bir kimse, imanı bozuk olan, ahlakı bozuk olan bir insanı dost edindiğimiz zaman, kötü huylarıyla, kötü sözleriyle, kötü hareketleriyle, davranışlarıyla kötü olmamıza sebep olabilir ve sonra da cehenneme girmemize vesile olabilir. Onun için insan dostunu veya arkadaşını iyi bir şekilde seçmelidir. Özellikle de evlenmek isteyen kimseler veya evlenecek olan kişiler, ister erkek olsun, ister kadın olsun, eşini iyi seçmek mecburiyetindedir. Her şeyden önce istihara ve istişare yapmalıdır. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra, bunu yerine getirdikten sonra insan iman eden, kulluk yapan, Allah'a ve Peygamber'e itaat eden bir kızla evlenmelidir. Veya Allah'a ve Peygamber'e iman eden, Allah'ı ve Peygamber'i seven bir erkekle evlenmelidir. Bu erkekler için de geçerlidir ve kadınlar için de geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ buyurmaktadır. Bazı kimseler evlenecekleri zaman güzellik ararlar. Bazı kimseler ise zenginlik ararlar. Bazı kimseler ise soy sop ararlar. Ama güzellik geçicidir. Zenginlik de kalıcı değildir. Soy sop da insana kıyamet günü faydası olmaz. İnsana dünyada ve ahirette faydası olacak olan şey dindar olmasıdır. Allah'a iman etmesi, Allah'a kulluk yapması, Allah'a ve Peygamber'e itaat etmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki 25 yaşında evlenmiştir. Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Kaç yaşında? 40 yaşında olan bir kadınla. Ama asil bir kadın, ahlakı, huyu güzel olan bir kadın ve Allah'a ve Peygamber'e iman eden bir kadınla evlenmiştir. Ve bu evlilik güzel bir şekilde sonuna kadar devam etmiştir.